Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Bugün yaylada biçtiğimiz yerleri balya yapmaya gidiyoruz. En son paylaştığım videodan sonra biz bir 2-3 gün daha biçtik. Biçerken Ford'u götürdüm ben oraya tırmıkla birlikte. Babam biçti, ben de birkaç yer tırmıkladım. Geri gelirken Ford'u orada bıraktık arkadaşlar. Şimdi gidiyorum, onu oradan alacağız. Ben tırmıklayacağım. Köyden Hanife amca geliyor bizim. O da peşimizden balya yapacak. Bir de çılgın bir ekibimiz var. Onlar da babamla birlikte çıkan balyaları bir araya toplayacaklar. Akşam geri gelirken de yükleyebildiğimiz kadarını yükleyip köye döneceğiz. Yani gün bu şekilde ilerleyecek. Planımız bu şekilde. Umarım her şey planladığımız gibi olur. Şimdi yaylanın oraya gidince videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaylaya geldim. Diğer traktörü bıraktım oraya. Şimdi hava her ne kadar güneşli olsa şu an dışarısı inanılmaz soğuk. Bir rüzgar esiyor. Allah'tan yanıma bere falan almıştım işte. Uşandım. Şimdi tırmıklamaya gitmeden önce hemen şu ileride bizim dağın en yüksek noktası var. Oraya gidip etrafı göstermek istiyorum. Şöyle bırakalım traktörü. Şimdi şu etrafa bir bakar mısınız arkadaşlar ya? İnanılmaz değil mi? Burası arkadaşlar bizim dağın en yüksek noktası. Buradan baktığınız zaman her taraf gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Mesela şu aşağısı bizim köy. Hemen onun arkası Şavşat oluyor. İşte karşıda Kaşgar Dağları falan. Komple gözüküyor. Şuradan aşağıya doğru baktığım zaman yani gerçekten başım dönüyor. İnanılmaz bir yükseklik var burada. Şuradan aşağıya kolumu uzatıp şöyle göstereyim. Ben bakmaya korkuyorum gerçekten. Yani burası da bu şekildeydi. Bu kadar manzara yeterli diye düşünüyorum. Şimdi gidip biz tırmıklamaya başlayalım. Balya makinesi geldiği zaman balya yapabileceği 2-3 tane böyle birikinti hazırlayalım. Hadi arkadaşlar. Evet, biçtiğimiz yerlere geldik. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar tırmıklamaya. Şimdi burada tırmık yapmak güzel. Yani böyle balya makinesi buraya yanaşacakmış, yanaşmayacakmış. Öyle bir derdiniz yok. Yani sıradan dönüyoruz öyle. Yani o yüzden rahat arkadaşlar burada tırmık yapmak. Tabii şu hava da birazcık sıcak olsa daha güzel olacak ama. Şu gözükenlerin hepsini biz biçtik arkadaşlar. Hepsi tırmıklanacak. Şu karşıda belki gözüküyordur kamerada. Adada biçtik mesela. O sırtın arkasında da biçtik. Bayağı bir yer biçtik. Tahminimce bir 300-400 balya civarında olur diye düşünüyoruz. Balya yapınca göreceğiz zaten ne kadar çıkacağını. Mesela böyle su kenarlarında ot daha bir fazla arkadaşlar. Yani böyle şu an burada çıkan ot ve samimi söylüyorum bu yıl köyde çıkmadı.
neredeyse döneceğiz. Şu anki sıkıntı, rüzgar böyle mesele esiyor. Şimdi otu da ben bu tarafa attırmaya çalışıyorum ya. Daha otu, özgül ağırlığı da birazcık düşük. Ot savruluyor arkadaşlar. Bakın şuralara geriye bir daha tırmıklamam gerekecek. Bizimkiler geldi arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hocam, nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Sayın ortak, işte budur. Ses çıkacak vurduğunuzda. Ya balya taşırken Allah razı olsun hepsinden çok yardımcı oluyorlar. Şimdi şu biriktirdiğimi balya yapacağız. Babam diyor önce o karşı tarafları yapalım. Oradan balya yapa yapa buraya doğru gelelim dedi. Şimdi bunu biriktirmiştim yani. Bunu bağlayıp oraya geçeceğiz arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Sigorta kesti. Sigorta kesti. Hadi bismillah. Arkadaşlar balya makinesinin arkasına bir tane çadır bağladık. Çıkan balyalar çadıra düşüyor. Çadırın üstündeki balyalar birikince hemen kenara alıyoruz. Bu şekilde toplaması daha kolay oluyor. Hani bir amca? Ya. Nasıl gidiyor? Ot var. Ot var mı? Ne diyorsun? Ot var mı? Biraz da ot var. Gel daha bak. Daha küçük. Biraz da yanımlara. Bazı da buna selam etmemeliyiz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Evet, aktarım tamamlandı. Devam. Ulan helal olsun be. Aynen. Köydeki ottan güzel değil mi şimdi bu? Vallahi güzel. Vallahi. Ben alıyorum o zaman aklım. Her an arada bu otu 25'e alırım. Ha? Bari inekler ot yer. Yeterince balya bağladık. Şimdi yemeğe geldik. Şimdi mangal. Şimdi mangal zamanı değil mi hocam? Aynen. Balya yaptığımız kısım hemen şurada arkadaşlar. Böyle bir 60-70 tane bağladık işte. Şimdi yine bu videonun başında gösterdiğim en dik kısma geldik. Burada bir mangal yapıp karnımızı doyuracağız. Sonra işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada pişen etin tadı bile bir başka oluyor. Yemin ediyorum.
Şuraya bir sucuk şöyle. Araya bir tane de domates. Bir sıkayım suyu çıksın. Bir tane üzüm al bak. Üzüm al. Bizde şey bol. Ne var? Böyle çalışmaya can kurban değil mi? Tabii ya. Nasıl olacak göreceksiniz. Bu, şey. Sen akşam göreceksin. 7 minutu yok. Dinliyor ama ya. Verlerim var. Tabii biz karnımızı doyururken etraftaki sevimli dostlarımızı unutmuyoruz. Ye bakayım oğlum. Al bunu da. Bütün kemikleri yedi vallahi. Karnını doyurdu burada kerata. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarafta biçmiştik. Onları hallettik. Balya yaptık. Bir araya taşıdık. Şimdi şu ileride bu tepenin hemen arkasında var. Onları da halledeceğiz. Görmüş olduklarınızın hepsini babam biçerken ben tırmıklamıştım arkadaşlar. Şu ileride de var da orada rüzgar esiyordu. Onların dağıtmış olabilir diye şüpheleniyorum. Bir oraya bakalım. Ondan sonra kalan kısımları tırmıklamaya döneceğim. Yok, dalmamış ya. Dalmıştı diye tahmin ediyordum ama. Güzel. Geri gidip kalan kısımları tırmıklamaya başlayalım. Burası daha aşağı kadar bizim. Şimdi önce seri dönüyorum 3. 4. viteste birkaç tur. Daha sonra yavaş yavaş giderek öyle bir araya topluyorum arkadaşlar. Hızlı gittiğim zaman savuruyor. Savurduğu zaman da balya makinesi ağzına tam almıyor arkadaşlar. O yüzden son böyle düzeltme evresini böyle yavaş gidiyorum. Böyle gördüğünüz gibi ip gibi ve güzel oluyor. Bakın ta karşıdan aldım. Buraya kadar geldim. Tabii birincisi. Şimdi şu sol taraftan devam edeceğiz bir araya toplatmaya. Bu kadar da hemen yanından vitesimizi hızlandırıp devam ediyoruz. Yavaş yavaş şekil vermeye başladık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ot birikintilerimiz oluşmaya başladı. Hemen şunu da yapalım. Evet, bu da tamam. Bakın böyle kenar uç kısımları falan bırakıyorum arkadaşlar sonra. Şimdi bunu da alacak olsaydım bu ot birikintileri böyle düz değil de böyle biçimsiz, eğri falan oluyor. Onları da balya makinesi düzgün almıyor. O yüzden ben arazinin şekline bakmıyorum. Dümdüz gidiyorum. En son böyle kenarda köşede kalan yerleri böyle küçük küçük bir araya getiriyorum. Böyle çok daha düzgün oluyor. Küçükçe bir araya getireceğim. Bu da burada bir parça oldu. Bakın bu da burada küçük bir parça oldu. En son makineye dönerken onu da vurur. Evet, bu kısımlar da tamam arkadaşlar. Babamlar da diğer tarafları bale yapmışlar. Hatta yüklemişler bile. İstersen direkt sür git oraya boşalt. Buraya mı boşaltacaksın? Evet. Abi, ya git oğlum, yarım saate git gel. İyi tamam. Aradım, boşta mı? Ver bakayım ara gaz.
Evet arkadaşlar, tırmık işi bitti. Şimdi şu makinenin arka yabalarda bir sıkıntı vardı. Otu bir taraflı veriyordu. Onu ayarlıyorum bir taraftan. Bir taraftan da babamlar yüklüyorlar işte, akşama kalmadan doldurup köye gideceğiz. Öyle yani. Bugünün de neredeyse sonuna geldik. Bu arada önle de başladık. Şu ana kadar 250 balya bağladık işte. Bugün bitmeyecek büyük ihtimalle. Yarın devam ederiz. Tahminimce bir 500'ün üzerinde balya çıkar gibime geliyor. Hop. Maşallah be, ne yüklüyorlar. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Şimdi dağ yolundan gitmeyeceğiz. Biz dağda biçerken 2-3 gün yağmur yağdı. O yolu gerçekten çok kötü yapmış. Yani orada büyük ihtimalle deviririz. O yüzden bu Sahara'dan Ardahan tarafından uzun bir yol var. Oradan gideceğiz. Yani biraz uzun ama daha emniyetli. Burası Artvin Ardahan Karayolu. İşte buradan bizim köye kadar gidiyor bu yol. Artık yolumuz güzel. Hadi güle güle. Bunlar da yardım etmeye gelmişlerdi akşam üzeri. Hanife amcanın oğlu. Sağ olsunlar. Şimdi böyle bir yarım saatlik bir yolumuz var. Sonra evimize ulaşacağız inşallah. Evet arkadaşlar, kazasız belasız köye indim. Şimdi traktörü şöyle bıraktım buraya. Yarın sabah erkenden kalkıp bunu boşaltacağız. Şöyle ışık edeyim kasaya. Öyle yani arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.